Merhaba arkadaşlar, İngilizce'de 4. ünitemizde karşınızdayız. Bu ünitede arkadaşlar geniş zaman dediğimiz yapıyı inceleyeceğiz. Geniş zamanın ifadesine bakacak olduğumuzda arkadaşlar, sıklıkla veya rutin olarak yaptığımız iş, oluş veya eylemleri anlatırken İngilizce'de simple present tense dediğimiz geniş zaman kalıbını kullanıyoruz. İngilizce'de birçok farklı tense vardır arkadaşlar. Her tense'inde kendine ait bir auxiliary verb dediğimiz yardımcı fiilleri mevcuttur. Tıpkı emizar gibi geniş zamanında arkadaşlar yardımcı fiilleri mevcuttur. Bu yardımcı fiiller ise arkadaşlar do veya does'dır. Bunların kullanım alanlarına bakacak olduğumuzda arkadaşlar, olumlu cümle yapılarında biz I, you, we, they, he, she, it kalıbına kısaca say diyorduk. Say demek subject demekti arkadaşlar. I, you, we, they çoğul öznelerim olduğundan dolayı çoğul öznelerimden sonraki gelen fiilim mutlaka birinci halde olacak. He, she ve it dediğimiz öznelerimiz tekil özneler olduğundan dolayı kendisinden sonraki gelen fiilime mutlaka bir s takısı eklemem gerekiyor. Olumsuz yapılarda ise arkadaşlar öznemi kullandıktan sonra yine çoğul öznelerimle birlikte don't ifademi, tekil öznelerimle birlikte doesn't ifademi kullanacağım. Ve bunlardan sonraki gelen fiilim de mutlaka yalın halde olacak. Soru ifadelerinde demiştik ki her tense'de yardımcı fiiller var ve yardımcı fiillerle ilgili soru yapmak istediğimizde de yardımcı fiilleri cümlenin başına almamız gerekiyordu. Geniş zamanda da arkadaşlar do ve does yardımcı fiil olduğuna göre burada soru yapımında do ve does'ı başa almam gerekecek. Yine do'ya bakıldığında çoğul öznelerimle birlikte do'yu kullanıyoruz. Tekil öznelerimde yine does'ı kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar konuda en önemli altın kuralım şu olacaktır. Biz diyoruz ki tekillerden sonraki gelen ifadelerimde, fiillerimde mutlaka bir s takısı gelecek. Dikkat ederseniz olumsuz ve soru ifadelerimde gelen fiillerim mutlaka birinci halde olacak. Peki bunun nedeni nedir arkadaşlar? Şöyle bir örnek verecek olduğumuzda aslında bunların her ikisinin de tense'in her ikisinde de do ve do olarak düşünecek olduğumuzda diyoruz ki bir tanesini çoğullar için kullanalım, diğerini de tekiller için kullanalım. Çoğul durumuna baktığımız zaman I, you, we, they de zaten do olarak kullandığımızı görüyoruz. He, she ve it'te de diyoruz ki s takısı kullanıyoruz. Fakat s takısı olumlu cümlelerde fiile geliyor. Lakin olumsuz ve sorularda fiilden çıktığına göre bu s takısı nereye gidiyor arkadaşlar? Buradaki do'da tekillere biz madem s takısı kullanıyoruz, bunun yanına da bir s takısı eklersem arkadaşlar bu tekillerde kullandığımız does ifadesine karşılık gelecektir. Buradaki olumsuz noktaya bakıldığında s takısı zaten dışarı çıktığından dolayı arkadaşlar fiilime tekrar bir s takısı eklemiyorum. Yine soru ifadelerine bakıldığında s takım zaten yine dışarı çıktığından dolayı fiilime s takısı eklememe gerek yoktur arkadaşlar. Örneklere bakacak olduğumuzda I ifadesine bakıyoruz. Çoğul ifade olduğuna göre kendisinden sonraki gelen fiilim birinci halde olacak. Yani I have breakfast every day şeklinde. He'ye bakıyorum. He tekil bir özne ve kendisinden sonra has ifadesi yani s takısı almış olan bir fiilim geliyor. Bunu da hemen yeri gelmişken bir açıklayalım. Have sahip olmak fiilidir. Have'in s takısı almış hali has değildir arkadaşlar. İngilizce'de böyle bir kalıp yoktur. Bunun yerine has diyoruz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı have'in s takısı almış halini gördüğümüzde tekil ifadelerde görüyoruz ki has şeklinde kullanılmaktadır. Olumsuzluklarda tekrar hatırlayacak olduğumuzda fiillerin birinci halinde kullanıldığını gördük. Öznelerimizi getirdik. Don't veya doesn't ifademi kullandık. Buradaki have ifademin neden fiilin birinci hali olduğunu tekrar açıklayalım. Çünkü olumsuzluklarda her ne kadar olumsuz da olsa s takısı dışarı çıktığından dolayı olumsuzluklarda tekil öznelerimde fiilime s takısı getirmiyorum. Soru ifadelerinde de yine do ve does ifademe bakıyorum. Tekillerde does ifadesindeki s takım dışarı çıktığından dolayı have ifademde herhangi bir s takısı kullanmıyorum.
Yine değinecek olduğumuz diğer nokta ise do ve does ile ilgili sorulan sorularda demiştik ki yes veya no ile cevap verilir. Çünkü do ve does simple present tense'in yardımcı fiiliydi ve yardımcı fiillerle ilgili sorulan sorularda da yes veya no ile cevap vermem gerekiyordu. Do you have breakfast every day sorusunda yes I am şeklinde bir cevap veremem arkadaşlar. Çünkü hangi tense'de sorulmuşsa yukarıda aşağıda da aynı tense'de cevap vermek zorundayım. Eğer are you ile sorulmuş olsaydı yes I am şeklinde cevap vermiş olmam gerekirdi. Fakat görüyorum ki do veya does da sorulan bir soruda yes I am şeklinde bir cevap veremem arkadaşlar. Konuyla ilgili biraz daha örneklere bakacak olduğumuzda are you we they? Bunlar çoğul öznelerimdi ve kendisinden sonraki gelen ifadelerime bakıyorum. Fiilin birinci hali he ve she tekil öznelerim olduğundan dolayı kendisinden sonraki gelen ifadelerimde, fiillerimde es takısını görmekteyim. Olumsuzluklara bakıldığında olumsuz cümlelerin hiçbirinde arkadaşlar fiilime ben es takısı getirmiyorum. Fiilin birinci hali olarak getirmem gerekiyordu.